Şimdi yukarıdaki canlara mama verdim. Anne ya sesimi duymadı benim ya da burada değil. Bebeklerini mi taşıdı acaba? Oy güzeller güzeli. Yat yat. Afiyet bal şeker olsun. Bu bizim bugün son beslememiz. Elimizdeki beslem için ayırdığımız mama bitiyor. Bakım evinde de zaten mama ihtiyacımız var. 600 tane cam var bakım evinde ve besleme bölgeleri için ayırdığımız mamamız bugün itibariyle bitiyor. Eğer vicdanınız galip gelirse 1 kilo mama gönderirseniz, mama toplanırsa beslemeye rahat rahat gideriz. Yok vicdanınız galip gelmez, dünya derdine düşerseniz de eyvallah, yine bir şey söyleyemem. Allah'la sizin aranızda olan bir şey, ben ne söylesem boş. Sadece bu canlar aç, bu canların 1 kilo bile mamaya ihtiyacı var. Bu canlar sizlerden, bizlerden medet umuyor. Çok isterim, hani çok isterdim bu insanlar kimseye muhtaç olmasınlar. Hele ki insana hiç muhtaç olmasınlar. Ama maalesef muhtaçlar. İnşallah vicdanımız galip gelir. Kızım yat yat. Gel. Ben tabii emzirdiğini tahmin edemedim. Gel kızım buraya gel. Evet, o mamanın olduğu yere gidiyor. Mamaya mı gideceksin? Ve biz yine tekrarlayacağız. Besleme bölgelerimiz için son mamamızı bugün dağıtıyoruz. Elimizde besleme bölgesi için mamamız kalmıyor. Mama gelirse beslemeye gideriz. Gelmezse artık yapacak bir şey yok. Çığlık atıyoruz mamamız bitti diye ama kulaklar öyle tıkalı ki kimse duymuyor. Duymak istemiyor, görmek istemiyor. Annem mama yiyor. Annenin kardeşi mama yiyor. En güzeli kedi. Hiç çekinmiyor onlardan. Hiç. Ya Allah rızası için şu canları mama gönderin. Hani görmezden geliyorsunuz. Ya insan olana yakışmıyor. Hakikaten yakışmıyor. Bir kilo mama kimseyi batırmaz. Ya şu anne düzenli doymasa o bebekleri nasıl emzirecek? Vallahi billahi ben sizlere hakikaten imreniyorum. Yani geldiğimi nasıl görüyorsunuz, nasıl fark ediyorsunuz? Yemin ediyorum arabayı park ettiğim anda, park etmeden bir tanesi gördü, koşmaya başladı. Hepsi koştu. Bu çok kavgacı çıktı bu arada. Yeni atan. Yerleri de geliyor. Ne oldu? Gel. Bak bak illa kavga edecekler ya. Bak. Bu arada ne kadar çoklar görüyorsunuz değil mi? Lütfen bir kilo mamayı esirgemeyin. Mamam yok. Mama gelmezse ben bir daha gelemeyeceğim. Bu kadar net söylüyorum. O bir kilo esirgeyen arkadaşlar şunların nasıl mama yediğini görüyor mu acaba? Bak 2000 evvel mama verebilmiştik buraya. Hey 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 sakın ha. Bu arada görüntüleme sayılarının azalmasının sebeplerinden biri de takipten çıkmayıp kısıtlama yapıyorlar. Ya kısıtlama yapıyorsanız çıkın gidin sayfamızdan ya. Vallahi billahi bir uzak durun. Yani paylaşımlarımızı görmemek için kısıtlıyorsunuz. Bunu yapıyorsanız bir gidin sayfamızdan. Bu canlıların size ihtiyacı yok. Bizim de size ihtiyacımız yok. Bu kadar basit. Siz zaten yok oynuyorsunuz şu anda. Sayfadaki paylaşımları görmemezlikten gelerek. Sizin vicdanınızda da bu canların ihtiyacı yok. Aleyküm selam. Vallahi bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Şşt kavga yok. Burada az önce kovaladıkları canlardan ama yiyemedi. Ve gerçekten gidin. Bizim bu canların bizim size ihtiyacımız yok. Burada 2 gün önce mama verdik. Onu kovuluyor. Şşt gel. Bu tasmalı ama tasması eski, bayağı oldu hatırladım. Ya hey! Bak! Hey! 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 Bizim burada kovalama sakın, kovalama. Sen benden mi çekindin? Özür dilerim.
Şu ileride anne ve iki bebeği vardı, yoklar. Hem de bir haftadan beri yoklar. Bu kavga mı etti abi? Hey! O kavga mı etti her tarafta? Kavga mı etti? Hani bir tane kocaman köpek var ya. Kavga yok, kavga yok. Burada en son 2 gün önce mama vermiştik. 2 günde bir gelebiliyoruz. Artık gelemeyeceğiz de mamamız yok. Ha, o dayak yiyen gidiyor ya. Onun kafasından kan akıyor ya. Gel. Abi yok, uyuz değil onunki. Yok, kavga etti. Gel. Neredesin? Gel. Yok, çok ciddiydi. Kafası kanlamış ama öbür keratanın dişinden de olur. Olur abi, olur. Bizim Mecup abimiz. Elimden kaptı mamayı. Ya çok seviyorum böyle insanları ben. Deli değil. Delilerle Mecuplar çok farklı. Kaldı ki deliye de saygım sonsuz. Deli denilenlerin birçoğu benden daha akıllı. Afiyet olsun. Bu arada bir önceki noktada anne ve bebekler ortada yok dedim. Anne ortaya çıktı, bebekleri yok. İnşallah bebekler de çıkar ortaya. Su künkünün içine baktım, orada yoklar. Yolun karşı tarafına baktım, bebekler orada da yok. Diğer canlar şu noktada. Hatta orada hala mama yiyorlar. Bu da oradan bu yana beni takip etti. En son bebekler orada mama verdim, ondan sonra bir daha görmedim. Bu ortada yoktu, bulunduğu yeri terk etmiş. Geldiği yeri göstereyim. Buraya gelmiş. Arkadaşlar da az bir şey mama istediler. İleride içeride şantiye var, buraya mama bırakıyordum ama bırakamadım mama. O kadar mamam yoktu çünkü. Hatta bir haftayı geçti ve köpekler yok olmuş. Ama içeride 3 tane var dediler. Bu da farklı noktadaydı, buraya gelmiş. Gel hadi, sen de ye mamanı. Hadi. Hadi geç. Acıkmış mı? Hadi canım, her gün mama yiyor. Hatta günde 3 öğün yiyor. Ara öğünler yiyor, çay kahve içiyor. Acıkma ne demek ya? Sindirmeye çalışıyor şu anda. Siz bu açlığı görmediğiniz sürece Allah bize ne yapsa yeridir. Hani başımıza tasa yağsa yeridir. Çünkü bizler insan olmayı unuttuk. Hakikaten unuttuk. Şu bize emanet olan canları görmezden geliyoruz. Sırtımızı dönüyoruz. Şu bize emanet olan canları sırtımızı döndüğümüz sürece Allah bize taş yağdırsa yeridir. Korona az gelir yani. Ki ben de korona oldum biliyorsunuz. Kurunun yanında yaşla yanıyor maalesef. İsteyen alınsın bu sözlerime. İnanın umurumda değil. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. İnsan olmayı unutmadan evvel düşünecekti herkes bunları.